her türlü fedakarlığa katlanıyor. Evet. Bizim hasretimizde olan bir şey. Tabii temel sorun, Türkiye'nin bir deprem kuşağında olduğu biliniyor. Dolayısıyla bunun önleminin sağlıklı ve tutarlı bir planlama ve politikayla hayata geçirilmesi yani. Fay hattı üzerinde kentleşme olmaz. Fay hattı üzerinde ev olmaz. Evet, şimdi tabii biz mali olarak sizlerin gösterdiği çabaya teşekkür ederim. Evet. Şu an borçluyuz. Sonuçta elinize geleni yapıyorsunuz. Bir kişi bile kurtarsanız diyorsunuz. Gözün yaşta kurtarıyoruz. Evet. Doğru. Çünkü sizin çabanız. Dolayısıyla sizin çabanıza saygı duymamız gerekiyor. Hepimizin. Evet. Herkesin saygı duyması gerekiyor. Devletin valisi olarak görevimizi yapıyoruz. Emniyet güçlerimiz, AFAD yetkilileri, belediyeler, hiçbir ayrım yapmaksızın bütün evet. Belediyeler ellerinden geleni yapıyorlar. Evet. Zaten bizim Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığımız burada. Adana Büyükşehir Belediye'miz. Hatay Büyükşehir Belediye'miz onlar da zaten çalışıyorlar. Bir dayanışma. Başkanım biz de gitmek istiyoruz ailece çocuklarımla da evet. Şu anda bize bir yardımcı olabilir misiniz? Hayır hayır. Yani nereye? İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'a gideceğiz. Tabii efendim. Hemen şey yapalım. Şimdi Sıla Bey ilgileniyor şimdi. Alacağız. En kısa sürede İstanbul'a bilmiyorum nereye gidiyoruz. Gidecek yerimiz var. Var mı? Tamam. Sizi bugün veya yarın mutlaka bir şekilde İstanbul'a ulaştırıyoruz. Vekilim burada, belediye başkanımız burada. Evet. İrtibat sizin kuralım. Sizin telefonunuzu alacağız yalnız. Devam ediyoruz. Sayın Cumhur Başkanım, bir çadırımız yok. Çadırımız var, 200 tane çadır geldi. Yeterli sayıda değil. Mağduriyeti çok fazla. Bu anlamda genel merkezimiz tarafından bir karizma satın. Çadır mı? Merhaba. Çadır işi. Karizma satın. Oğuz Başkan'a yönelttim. Çadır. Çadır önceliğimiz. Önemli olan vatandaşlar ailelerinin yanına gitmek istiyorlar. Yakınlarının yanında kalmak istiyorlar. Ulaşımda sorun yok. Biz bir masa evet. Oluşturalım. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanım evet. Biz de bir kişi yönlendirelim. Biz hemen oraya hemen. Tamam. Zaten bizim açıklama yaptığım evet. Halk koordinasyon masası olarak yapacağız. Her yerde evet. Sorunları doğrudan doğruya alacağız. Yani o sorunları çözeceğiz. Burada da söz duracağız. Bir de cenazenin işlemini bir sorun var. Gönderemiyoruz. Bizim araçlarımız yeterli olmadığı için. Evet. Çıkan cenazeli ancak belirli bölgelere taşıyabiliyor. Çok sayıda ambulans var. Yani Sayın Başkanım çıkmak istiyoruz. Her yerde. Efendim? Çıkmak istiyoruz. Bugün çıkamayacak biz buradan. Şimdi iki gün doğumduk zaten evet. Hasta olacağız yani evet. Hastalık yani bugün, zaten bugün enkaz altta insanlar çıkıyor. Bir vekilimiz burada. Çıkmak bugün bekliyoruz çıkacağız yani. Şimdi araç doktorum ben. Araç bulacağım. Ay şimdi burada tabii çıkmak için yani araç bulmak gerekiyor. Evet işte araç olacak ki biz çıkaralım. Aynen aynen. Şimdi bir hasta var. Ankara'ya gelmek isteyen yurdumuzda misafir. Ankara'ya gelmek isteyen de olursa yurdumuzda misafir de başkanım. Milletvekillerimiz. Tamam. Ben İstanbul'dan 30 saatlik yolda buraya geldim. Yeğenlerimi almak için. Evet. Kendimi evime götürmek istiyorum. Şu an yeğenlerin psikolojisi tamamen bitmiş. O depremden sonra çıktı. Benim Malatya'da bütün sülalemle evim gitti. Şu an bunları buradan çıkarmak evet. Zaten bir sürü akrabını düşün. Çoğundan alınan şu an buradan çıkalım diyoruz. Yani bu şeyi yani anlatamam size. Çok zor bir durum yani. Felaket, kıyamet yani. Sadece bize bunu yardım, bu yardım. Tabii çıkaracağız zaten. Çıkaracağız Sayın Yanaşkanım. Zaten şu Adıyaman Havaalanı'na ulaştıracağız sizi. Oradan uçaklar alıyoruz zaten. Yani bizi bir yere atın. Biz buradan çıkalım. Ondan sonrasını hallederiz zaten. Havaalanı'na ulaştık. Sayın Yanaşkanım. Belediyemiz de hemen koordinatif bir şekilde. Havaalanı'na ikisini yaparız. Zaten alıyoruz. Bugün yapmanız. Tamam Sayın Yanaşkanım. Allah rızası için. Kaç kişi? Ya 4 kişi, 3 kişi, 4 kişiyiz de Burcu. Evet, yeğenimi de alıyorum. Tamam. Küçük 12 yaşında çocuk. Yanından ayrılmıyorsunuz. Ben havaalanına gönderirim. Ben göndereceğim. Ankara milletvekilimiz. Tamam mı? Hı-hı. Tamam. Beraber gidin. Sağ olun. Çok şimdi ayrılıyoruz ederim. Buradan. Allah hadi razı bakalım. Olsun. Çocuklara da selam söyleyin. Evet, sağ olun. Sağ olun. Gel bakalım. Hoş geldiniz. Ha.
3 katta kalan var. Kaç kişi? Çok. Bir binada yaşıyoruz. Ben birinin bir binada uğraşıyorum. Bir binada değil, aşağıdayız ama. Ekipler ayrı ayrı yerlerde çalıştı. Başkanım nasılsınız? Ama hoş geldin genel başkanım. Genel başkanım Hüseyin amcanın torunu vefat etti. Anladım abi. Hoş geldiniz. Tamam abi. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Doğru. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Başkanım ben de yaşım 75. Evet, evet. Ana babamı kaldı. Ciğer acısı gösterdi işte Allah. Göstermedi, dedik gösterdi. Allah kimse erzak acısı vermesin. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah sabır versin. Ayağınıza sağ olun. Çadırı geçiyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Huzur yoldaşınız olsun. Başkanımızdan memnunum. Ben ne edeceğim? Yavrum. Uyanam öyle. Anam öyle. Elim yıkıldı. Elim yıkıldı. Elim yıkıldı. Yavrum gitti. 25 hat var. Oradan her türlü yardım, her türlü destek size aktarılır. Tamam. Peki. Hadi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Acımızı biraz dindirdiniz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Ailede burada cenazeleri gömdük. Şu anda oradaki cenazeler için. Çünkü ailede 25 tane cenaze şu anda. 25 tane ailede cenaze şu anda daha enkazın altında. Çalışmalar devam ediyor. Onlar da şimdi oraya gittiler. Herkes yorgun. Bizim de oraya gitmemiz lazım. Kaybettik yavrularımızı. Allah başka şeyler. Amin. Amin. Binbaşı Okan'ın olacak, Sayın Başkan'a hoş geldiniz. İnsanlar var. Cumhuriyet Mahallesi. Mahalle tamamen şu anda ne elektrik mezun ne afat. Ne bir görevli hiçbir şekilde kimse yok. Bu konuda yardımcı olan insanlar kendi cenazesini kendi çıkarıyor. Cumhuriyet Mahallesi. Yani 15 bin kişilik bir mahalle. Ben Şanlıurfa'dan geldim, yardım için buradayım. Ama 3 gündür biz oradaki insanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Lakin ne kadar yardım gönderebilirseniz çok seviniriz. Olur. Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun efendim. Başkan hoş geldiniz. Yolları atsınlar. Yardım hoş geldiniz. Ana yolları, sokak arasındaki yolları atsınlar. Geldiniz. Amanesi. Başkanım ben bir şey söyleyebilir miyim? Allah kurban. Ben yeni mahallenin muhtarıyım. Bir an kimse yok. Tayyip gelmesin bu ya. Başkanım. Tayyip gelmesin bu ya. Herkes evde yatıyor yatıyor başkanım. Tayyip inşallah ateşin içinde yanar. Ateşin içinde yanar. Ateşin içinde yanar. Başkanım iki Tayyip tane ateşin telefonu var kimse ulaşamıyorum. Telefonlar Tayyip yok. Ateşin içinde yanacak. Onu iyi bilin. Allah. Bizim sesleri var. Vekilimiz var ateşe yarayacak. Başkanım biz muhtemelen yürüyoruz bir yere. Onlara kurtarın. Mazot. Yani ihtiyaç görülecek bir şey gelmiyor bir başkanım. Mazot gelmiyor, yağ gelmiyor, şey gelmiyor. Herkes bisküvi çikolata, bisküvi çikolata. Biz ne yapacağız? Battaniye gelmiyor. Adıyaman'ın sesi gelmedi. Bu iki gündür Adıyaman çıktı. Kimse bakmıyor Adıyaman'a. Kimse demedi Adıyaman nerede? Oya geldiler mi? Gelip bizim gözümüzü çıkarırız. Lap belalı sanır mıyım? Buradan. Soldan devam ediyoruz yine başkanım. Başkanım.
binlerce abi, on binlerce ne binlerce? İletişim sıkıntısı var efendim bir de. Telefonlar hiçbir yerde, burada bile çekmiyor. Hiç çekmiyor. Telefon çekiyor başkanım. Ne şeker var, ne yağ var, ne elektrik var, ne mazot var. Adıyaman diye bir şey haritada silinmiş. Şimdi millet bu saatten sonra arabada oturuyor. Arabada oturduğu zaman mazot da yok. Millet sabaha kadar titriyor. Her şey, her şey, hiçbir yani şey. Yani bu çok hiçbir önemli bir şey. Geldi, geçen zaman dün buraya bir binbaşı gelmiş. Buraya diyor ki derdiniz ne? Dedim, abi bildir yukarıya. Bildir sizi gönderenlere bildir de ki 10 tane tır mazot gönderir. Her bir petrolü bir tane bedava versin yani. Ne var millet? Hak dansın yesin ya. Siz yiyorsunuz, yiyorsunuz, duymuyoruz gözünüz. Biraz da biraz da bize gönderin ya. Ya yazık, günahdır ya. Sesinizi tamam, duyuracağız. Tamam. Bu kadar millet, bu kadar sorumsuzluk olmaz ya. Hep birlikte yaşayacağız. Bu kadar olmaz ya. Sizi tüm belediyelerimizden buraya kadar gel.